Madem ki güzellik göreceli, gelin her paraflının güzellik tarifini kendisinden dinleyelim. Benim favorim cumartesileri %25'e varan restoran indirimi. Paraf cumartesi enfes bir güzellik. Afiyet olsun. Ben önce her ay bir gün belirliyorum. Sonra da istediğim güzelliği seçiyorum. Paraf günüm bence ekstra large bir güzellik. Alışveriş 259 lira tuttu. 250'si benden, küsuratı paraftan. Paraf üstü tam bir güzellik. Gördüğünüz gibi paraf güzellikler dünyasında herkese göre bir güzellik var. Hala gelmediyseniz siz de davetlisiniz. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Mutlu akşamlar sevgili MTürk TV izleyicileri. Her zaman olduğu gibi yine bugün akşam bir değerli konuğumuzla sizlerin konuğuyuz. Beş Kazan'ın gündemi programımızla Fethiye'nin, Seydikemer'in, Muğla'nın ve ülkemizin siyasetini, nabzını tutmak üzere ekranlardayız. Çok değerli bir konuğum var bugün. Aslında yine bilindik, tanındık bir konuğumuz. 27. dönem Muğla Milletvekilimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nden Avukat Burak Erbay. Malumu bildiğiniz üzere de Muğla Büyükşehir'i yönetmek için ben de talibim dedi geçtiğimiz günlerde. Muğla'da görkemli bir toplantıyla aday adaylığını açıkladı. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun, sizler iyisiniz. Çok teşekkürler. Çok İyi sağ olun. Yayınlar diliyorum. Biraz bir ara vermiştiniz galiba siyasete. Aktif siyasete. Tabii ki siyasetin içerisinden hiçbir zaman kaybolmadınız ama tekrar hareketlenme başladı. Neler söyleyeceksiniz programın başında? Şöyle bir kısa bilgi edinebilir miyiz? Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizim izleyen herkesi Muğla'dan tabii sosyal medya aracılığıyla Türkiye'nin ve dünyanın her yerini izleyen tüm dostları saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Dediğiniz gibi milletvekilliği görevimiz Mayıs ayında sona ermişti. O günden sonra aslında bir ara verme düşüncemiz vardı ama orada da bu yaz özellikle Akbelen'de çok yoğun bir gündemimiz vardı. Evet. Orada geçirdik. Ondan sonra da zaten mahalle delege seçimleri, ilçe kongreleri, il kongre ve kurultaylar yaşandığı için neredeyse hiç nefes alamadık. Evet. O yüzden şimdi de dediğiniz gibi de bir adaylık sürecimiz devam ediyor. Pek dinlenme fırsatı olmaksızın mücadeleyi sürdürüyoruz. Aslında siyaseti yakından takip edenler ve Muğla halkı, öz Muğla halkı sizi yakından biliyor, takip ediyor ama dışarıdan yerleşen misafirlerimiz var, takip edemeyen misafirlerimiz, izleyicilerimiz var. Kısaca Burak Erbay kimdir? Evet. Bir bilgi edinebilir miyiz? Evet. Ben 1978 yılında Muğla Köyceğiz ilçesinde doğdum. Evet. Köyceğiz'i bilenler vardır. Köyceğiz'e gölün kenarına tek katlı bir evde doğdum. Ondan sonra ilkokulu Köyceğiz'e Merkez Atatürk İlkokulu'nda okudum. Daha sonra ortaokul ve liseyi İzmir Özel Türk Lisesi'nde okudum. 7 sene boyunca orada okuduk. Daha sonra İstanbul'da da Yeditepe Üniversitesi'nin hukuk fakültesini kazandım. Orada 96, orada da hem İngilizce hukuk eğitimi aldık. Daha sonra hukuk fakültesini bitirip stajıma başladım İstanbul Barosu'na bağlı olarak. Stajımı yaptım. Daha sonra da Uluslararası bir hukuk bürosunda avukatlık yaptım bir yıla yakın. Orada rahmetli İstanbul Baro Başkanımız Kazım Kolcuoğlu'ndan ruhsatımı aldım. Uluslararası büyük bir büroda deniz hukuku, şirketler hukuku üzerine çalıştım. Önemli bir tecrübeler elde ettim. Daha sonra da 2005 senesinde askere gittim Elazığ'da. 8. kolordu askerliğimi yaparken izne geldiğimde ailem biliyorsunuz burada işte siyasetle uğraşan, yerlisi, tarımla uğraşan böyle babam sordu. Sen dönmeyecek misin oğlum dedi. 7 yıl İzmir, 9 yıl İstanbul. Evet. Dedim anlaşıldı bizim dönüş zamanımız gelmiş. Memlekete köye dönüş pişmanlık yasasına falan döndüm. Evet. Geldim 2005 senesinde Muğla merkezde avukatlık yapmaya başladım. Ondan sonra tabii siyasi kısma girecek olursak üniversite yıllarında ben öğrenci kulüplerinde ve İstanbul'da Kadıköy Gençlik Kolları'nda aktif bir şekilde çalıştım. Daha sonra buraya gelir gelmez Muğla'da 2007 senesinde il başkan yardımcısı oldum. İl kongresinde aday olduk ekip arkadaşlarımızla. Daha sonra 2009'da Köyceğiz'den il genel meclisi adayı oldum. O aday olduğum zaman Muğla'da Köyceğiz'de 3 tane AKP İl Genel Meclis üyesi vardı. Uzun yıllar sonra 77'den sonra ilk defa Köyceğiz'den İl Genel Meclis üyesi olarak seçildim. O zamanlar işte Fethiye'den de Alper abinin, Mahir abinin İl Genel Meclis üyesi olduğu dönemlerde. Yakup abinin. Usta siyasetçi. Evet abinin o dönemlerde. Ve o zaman da Cumhuriyet Halk Partisi Muğla'da tek başına iktidardı İl Genel Meclisi'nde. Bu önemli bir tecrübe oldu bana. O zaman çünkü plan bütçede, encümende hem bir takım ihaleler yaparak Muğla'ya hizmet ettik.
Yollar yaptık, asfalt yaptık, parke yaptık. Milas'ın daha köyünden Fethiye'nin daha köyüne spor tesisleri, birçok okullar yaptık. Hem Muğla'yı hem de devlet bürokrasisini tanımış oldum o 5 yıllık il genel meclis sürecinde. Daha sonra da 2015'te oturduk arkadaşlarımızla, aileyle, bu birikimi de dedik. Ailede biliyorsunuz babam 15 yıl belediye başkanlığı yaptı Köyceğiz'de, 10 yıl ilçe başkanlığı. Aileden gelen birikim, benim birikimi oluşmadı. Bunu dedik milletvekili olarak parlamentoda Muğla'mızı temsil edelim. Milletvekili ön seçimine girdim. 2015'te evet. Aday oldum. O sıra işte 28 tane adayımız vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nden, ben 3. oldum. Hatırlayanlar vardır. Akın Üstündağ vekilimiz 1, Nurettin Hoca 2'ydi, ben 3.'ydüm. 28 adayda 3. oldum. 37 yaşındaydım o zaman. 3.'ydim. O zaman kontenjan uygulaması, Ömer Suha vekilimiz, değerli vekilimiz, o kontenjandan 2. sıraya gelince ben 4'e indim. Az bir oyla 2015 Haziran ve Kasım'da seçilemedim. Daha sonra çalışmalara devam ettik. 2018'de milletvekili oldum. 5 yıl boyunca ülkeyi kuran partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Muğla milletvekili olarak parlamentoda Muğla'yı temsil etmeye çalıştım. Elimden geldiğince bölgenin tüm sorunlarını orada dile getirip çözüm önerilerimizi sunduk, çözmeye çalıştık. Evet. Bu şekilde bir siyasi hayatımız oldu. Sayın Vekilim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nda genel kurulunda bir konuşmanız var. Tüm ülke genelinde de biraz önce yine sizi araştırırken, akşam neler konuşabiliriz derken, en çok izlenenler videolarında da orada gördüm. Bir çekişle cep telefonu kırmanız var. Evet. Bunu neden yapmıştınız? Evet. Şöyle bir hatırlayabilir miyiz acaba? Doğru. Şimdi biliyorsunuz yeni parlamento sistemi artık değişti. Daha önce bakanların geldiği bir parlamento vardı. Evet. Ve daha fazla milletvekillerin söz hakkı vardı. Bakanlarla ilgili soru, gene soru verebiliyorsunuz. Onlarla ilgili oturumlar açılıp uzun süre konuşulabiliyordu. Ama maalesef yeni sistemde artık bakanlar meclise gelmiyor. Ve milletvekillerinde çok sınırlı konuşma hakkı var. Oturduğu yerden 1 dakika, kürsüden verilirse 3 dakika, 5 dakika gibi sınırlı süreler var. Şimdi meclise geldik, gündem geliyor, konular, çeşitli konular var. Konuları gündeme getirip en kısa sürede etkin bir şekilde anlatmanız lazım derdinizi. İşte ben o zamanlar daha önce Avrupa Birliği Komisyonu'ndaydım ama son 2 yıl Dijital Mecralar Komisyonu'ndayım. Daha sonra bu internet yasası, düzenleme yasasından sonra. O süreçte bir sansür yasası, dezenformasyon yasası adı geçen, aslında bize göre bir sansür yasasıydı. Nedir işte, sokak röportajlarını kısıtlayan, sosyal medyada bir takım hapis cezalarını öngören yasalardı. Bununla ilgili konuşma yapacağım mecliste. Az önce siz dediniz de çalıştık sabahtan. Onun gibi oturum konuşmamı çalışıyorum. Gazeteci ve milletvekillerimiz var. İşte baro başkanlığı yapmış vekillerimiz var. Hukuki boyutunu onlar anlattı. İşte diğer boyutunu gazeteci arkadaşlar anlattı. Şimdi genç de sayılan bir milletvekili evet. olarak, gençlik kollarından gelen biri olarak gençleri de ilgilendiren yanı vardı bu yasanın. Onlara bir şeyler ulaştırmam, onların dikkatini çekmem gerekiyor diye düşündüm. Konuşmamı hazırlarken ya dedim, bu telefonları kullanıyorlar, sosyal medya kullanıyorlar. Bu yasa gelirse onlara bir takım kısıtlamalar getiriyor. Onların dikkatini çekmek adına bu telefonlarını kaybedecekler diye düşündüm. Onu nasıl anlatabilirim? Alsam telefonu yere atsam olmaz. Dedim alayım çekişle telefonu kırayım dedim. Evet. Böyle bir fikir geldi konuşmamı hazırlarken. Gerekli tedbiri de almıştık. Orada kürsüye zarar verdi falan dönüyor ama mermeri ve süngeri koyarak tedbir alıp orada çekişle telefonu kırdık. Bayağı bu tepkiniz nasıl bir kamuoyunda nasıl ilgi gördü? Vatandaşlar tarafından evet. özellikle. İşte amacımız da neydi? O sansür yasası geliyor diye sansürü evet. kırmış olduk o çekişle aslında. Yani mevcut iktidarın yapmak istediği sansür yasasını onlar bizi kısıtladılar. Ama ben o sansür yasasını değil Türkiye'ye, bütün dünyaya duyurmuş oldum. The Guardian, BBC, Euronews'a kadar bütün dünyadaki evet. büyük haber ajansları girmiş oldu. Herhangi bir ceza aldınız mı Sayın Vekilim? Şöyle yaptılar, bir yazı gönderdiler şeyden, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Dediler işte kürsüye zarar vermişsin, işte bir marangoza imza atmışlar. Ne demişlerdi orada? Cilasına ve kaplamasına zarar vermişsin, 10 bin lira para ödediler. Ya dedim ki bakın, ben mermer ve sünger koydum. Gerekli avukatım ya, tedbirimi aldım dedim ben. Evet. Ondan sonra ya bunu bize söylemedi. Sormadınız ki dedim ben de, sorsanız söyleyecektim. Daha sonra bir dava açmışlar Asli Hukuk Mahkemesi'nde. Davayı kazandım, reddedildi. Yani oradaki evet. şey yoktur diye red geldi. Peki yine araştırmalarımda, daha önceden gazetecilik kimliğimle biliyorum ama yine biraz önceki araştırmalarımda AK Parti hükümetini, sizin deyiminizle AKP hükümetini en çok eleştiren milletvekillerindensiniz. Gerçekten AK Parti ülkeyi yönetemiyor mu? Evet. Neden bu kadar ciddi anlamda muhalefetlik? Anladım.
Valla bunu kime soralım? Mesela çıkalım şurada dışarıya çıkalım, Fethiye'deyiz şu anda. Bir tane emekliye soralım mesela. Evet. 7500 lira maaşla ev kirası ödemeye çalışan, ondan sonra elektriğini, suyunu ödemeye çalışan, arada kalırsa çocuklarına, torunlarına harçlık vermeye çalışan bir emekliye soralım isterseniz. Bakın, ben milletvekili 50 tane ile gitmişim. Ağrısından, Iğdır'ına, Kars'ına görevli olarak gönderildim. Bir gün Ardahan'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir amcamız geldi, ben CHP vekiliyim diye tanıttığımda kendime. Gel dedi, sana bir şey söyleyeceğim. Buyur amca dedim. Ben dedi oğlum dedi, torunlarından kaçıyorum dedi. Evet. Torunlarından kaç. Hayır amca, hayırdır olsun dedi. Benim 10 kadar torunum var dedi. Ben onlara harçlık veremediğim için kaçıyorum dedi. İşte maalesef mevcut AKP iktidarının yanlışları bu torunla dedeyi uzaklaştırıyor. Biz istiyoruz ki torunla dede rahatlıkla bir yere gelsin. O dede cebinden çıkarsın. 50 lira mı 100 lira mı kaç para harçlık veriyorsa torunlarına rahatlıkla verebilsin. Gene çıkalım esnafımıza gidelim Fethiye'deki. Soralım, rahatlıkla kirasını ödüyor mu? Bağkurunu ödüyor mu? Sigortasını ödeyebiliyor mu? Elektriğin suyunu ödeyip artan parayla rahatlıkla çocuklarını okutabiliyor mu? Fırsat buldukça gezebilir. Ben bunu bazen Seydi Kemer'de geldiğimde çalışmalarda köylerde çok soruyorum. Kahvelerde amcalarımıza. Ya diyorum, şöyle torunu tombalığa toplayıp Fethiye'ye inip orada bir balık lokantasında balık yiyebiliyor musun? Nerede diyor, biz diyor köyden çıkıyor. Bir çay içebiliyor mu? Denize ayağını. Yok diyor, biz gitme. Yani Seydi Kemer'deki amcalarımız yıllarca o seralarda çalışıp evet, gelip şurada 5-10 dakikalık mesafede, yarım saatlik mesafede gelip bir balık yiyemiyorsa, bir torunlarını çağır getirip Fethiye'de denizin kenarı çay kahve içiremiyorsa, dondurma yediremiyorsa burada bir sorun vardır diye düşünüyorum. Hı hı. Bunları da gördüğümüz için tabii ki de bir muhalefet vekili olarak da bunları dile getiriyoruz. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Muğla 27. dönem milletvekili olarak temsil ettiniz. Biraz önce ilk programımızın başında da belirtmiştik. Akabinde de kısa bir ara verdiniz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni yönetmeye talibim dediniz. Gözünüzde neyi canlandırdınız veya Muğla'da neyi yapmayı çok arzuluyorsunuz? Neleri eksik gördünüz? Yola çıkarken bu düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet. İşte az önce kendimden bahsederken söyledim ya, siyasi bir aileden geliyorum. Hı hı. Köyceğiz'de doğdum. Ailemiz tarımla uğraşıyor. Portakal, narenciye üreticisiyiz. Turizmle uğraşıyoruz. Bizim Köyceğiz'de gölün kenarında kendi restoranlarımız, ufak işletmelerimiz vardı. Böyle bir ticaretle uğraşan aile. Aynı zamanda da siyasetle uğraşan bir aileden geliyorum. Babam 10 yıl ilçe başkanlığı, 15 yıl belediye başkanlığı yaptı. Daha sonra işte gittik okurken İstanbul, İzmir'i gördük. Şimdi ister istemez böyle bir ortamda yetişince evet, ne yapıyorsunuz? Sorunları tespit ediyorsunuz ve bununla ilgili çözümler üretmek istiyorsunuz. Ben siyasete de şurada benzetiyorum. Burada oturuyorsunuz. Mesela 2-3 kişi kavga ediyor restoranda otururken. Kimi ya beni şahit yazarlar, ben işe karışmayayım deyip dönüp evet, kafasını, evet, sırtını çevirebilir. Veyahut da birisi duyarlıdır, iki kişi bir kişiyi dövüyorsa gider o bir kişinin yanında yer alır. Ya siz iki kişisiniz, bu adamı dövüyorsunuz. Ya onun yanında yer alır, en azından ayırır. Yani konulara duyarlı ise vatandaş gider orada yardımcı olur. Siyasette böyle bir şey. Etrafınıza dönen olaylara duyarlı olmak, gücünüzün yettiği oranda da müdahil olmak, çözüm üretmek. Şimdi bu noktada anlattım ya, tarım üreticisiyiz. Esnafız, avukatlık yaptım. Bir sürü sorunlar görüyorum. Bunların da çözümüyle ilgili de parlamentoda görev aldım. Şimdi de bu birikimler var. Yaşım 45. Muğla'yı iyi tanıyorum. Serat üreticisinin sorunlarını biliyorum. Limon üreticisinin sorunlarını biliyorum. Çam balı üreticisinin sorunlarını biliyorum. Turizmcinin sorunlarını biliyorum. Teknecinin sorunu biliyorum. Neler yaşadıklarını, restorançının. Muğla'mız dünya cenneti bir il. Burada bir takım işte sorunlar varsa çözmeyle ilgili de yapabileceğim bilgi birikimim ve enerjim olduğunu düşündüğüm için de bu süreçte böyle bir yola çıktım. Peki biraz önce buna küçük bir değindik ama özellikle son dönemlerde pandemi sürecinin akabinde ciddi bir ekonomik kriz. Türkiye'yi elbette çok ciddi anlamda sarstı. Dünyada tüm ülkelerde diyorlar ama biz kendi ülkemiz olarak bakıyoruz öncelikle. Hani derler ya, önce kendi hükümümüze bakalım muhabbetinde. Vatandaşlarımızın gelir seviyesi düştü ne yazık ki ama alım zorlukları da yaşanıyor. Geçmiş dönem milletvekili olarak, yine siyasette aktif bir rol olarak bu konudaki düşünceleriniz nedir? Biraz önce kısa bir değindiniz ama bu evet, konuda biraz açılım yapabilir miyiz Sayın Vekilim? Yani dediğiniz gibi hem Muğla'mız hem de aslında ülkemiz gerçekten bereketli topraklara sahibiz.
Ben doğru işler yapıldığı zaman bu bereketli topraklarda herkesin refah içinde, huzur içinde ve bolluk bereket içinde yaşayabileceğine inanıyorum. Ve bu aslında da şöyle bir 10-20 yıl geriye döndüğümüzde de bunun böyle olduğunu görüyoruz. Yani pamuk üretilirmiş, tütün üretilirmiş, susam üretilirmiş, işte domates üreten, portakal, limon üreten insanlar, turizm yapan insanlar bu emeklerini karşılığını alıyormuş ve ceplerine ciddi paralar girdiğini biliyoruz. Öyle olunca da insanlar ne yapıyordu? Bu elde ettiği gelirlerle çocuğunu okutabiliyor, düğününü yapabiliyor, istiyorsa evini yapıyor, traktörünü yeniliyor, arabasını yenileyebiliyordu. Ama maalesef şu anda geldiğimiz koşullarda, az önce de başta da örnekler verdim, insanlarımız temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiş durumda. Bir sıkıntı var. İşte bunun da sonuçta çözümü siyasette. Hani insanlara bazen de söylüyorum, siyaseti sevmiyorsunuz ama siyasetin de çözümü burada. Yani yaşadığımız bu sıkıntıların çözümü siyasette. O yüzden belki de siyaseti seviyorum, yapmak istiyorum. İnsanların bu şekilde ürettiği zaman emeğinin karşılığını alması mümkün. Yönetilen, yani sonuçta yönetenlerin de bu doğrultuda uygulamalar yapması. Ne yapılabilir? Yani tarım üreticisinin en büyük sıkıntısı mazotu pahalı, gübresi pahalı, ilacı. Vergiyi kaldırabiliriz mesela bunun üstünden. Üreten esnafın yatırdığı, yani 10 kazanıyorsa bunun 5'ini 6'sını devlete veriyor. Bağkur ediyor, kolaylaştıralım. Bir sürü aşçı çalışıyor, teknede çalışanları var. Habire devlete vergi vermek zorunda. Ondan dolayı sıkıntılar çekiyor. O yüzden yani devlete çalışalım ama devlet de aynı oranda bize katkı versin. Tekneciye, lokantacıya, taksiciye, tarım üreticisine. O zaman herkes refah içinde olabilir diye düşünüyorum. Bunun akabinde yine geçtiğimiz, özellikle pandemi sürecinin hemen akabinde Muğla, Antalya, işte Aydın, İzmir bölgelerinde ciddi anlamda orman yangınları yaşadık ne yazık ki. Hızlı bu orman yangınlarını özellikle Köyceğiz, Marmaris, Fethiye, Seydikemer, Milas bölgelerindeki orman yangınlarını birebir acil bir şekilde, ivedilikle bir şekilde intikal ettiniz ve orada bir takım çalışmalarda da bulundunuz. Hükümet yetkilileri o dönemde bu yangınların çıkış sebeplerinin üzerinde çalışma yaptı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece hız anlamında değil, birçok vekili, genel başkan dahi de buraya, o dönemin Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan, bu bölgelere geldiler ve yangın söndürme ekiplerinin, ekipmanlarının yetersiz olduğu, evet, gece görüş uçaklarının, helikopterlerin sahalara inmediğinden söz ettiniz. Birçok ulusal TV'de de canlı yayınlara çıkarak bu konuları dile getirdiniz. Evet. Bu konu hakkında, evet, neler söyleyeceksiniz? Şimdi öncelikle ben o zaman da hep konuşmalarımda söylerdim. Şimdi de söyleyeyim. Bir kere bizi izleyen ormancı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz vardır. Bu konuda çalışan, itfaiyeci, mücadele eden görevler. Öncelikle onların emeklerine bir kere teşekkür ederiz. Evet. Yani kimse diyemez ki gelip burada ormancı arkadaşlarım günlerce uyumadan, günlerce orada ormanlarda mücadele ettiler yangınları söndürmek için. Haklarını kesinlikle yemeyiz, yedirtmeyiz. Ama sonuç itibariyle günlerce sönmeyen yangın vardı. Yani Köyceğiz'de atıyorum, örnek vereceksek işte o bizim Çalca'nın üst tarafında başladı. 15 gün yangın devam etti. Evet. Marmaris'te başladı, 10 gün 15 gün yangın devam etti. Milas'ta, Bodrum'da böyle. Şimdi o zaman bu noktada bir sormamız gereken tabii ki de sorular var. Bölge insanıyız, insanlar çığlık çığlığa bizi arıyor, evimize geldi, yanıyoruz, yanacak. Siz de muhalefet vekilisiniz, bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Vali Bey, o zaman giden Vali Bey telefonlarınızı açmıyor. Ne yapıyorsunuz? Televizyonlar sizi arıyorlar. Bu vesileyle insanlara bari ulaşalım. Bakın hala diyor ki mesela bakanlar zaman zaman kontrol altına al. Ben görüyorum hala yanıyor. Ağla yanıyor, Otmanlar yanıyor, işte gidiyoruz Marmaris, Bördübet yanıyor, Datça yanıyor, görüyoruz. Hani öyle bir şey yok, bakın gelin deyip oradan işte gerek sosyal medyadan, gerek bizi arayan televizyon kanalları ilettik. Dediğim gibi herkesin emeğine teşekkür ediyoruz ama bir takım eksiklikler vardı. Daha sonra da ikinci sene, 2021'di bu yaz yangınları. 2022'de ve bu sene de yangınlar çıktı. Tedbirlerin alındığını, evet, ama gördük, bakın etkin ve hızlı müdahale yapıldı. Türk Hava Kurumu uçakları kullanıldı. Evet. Şimdi o zaman onu sorduk. Yani niye Türk Hava Kurumu uçakları o ilk sene kullanılmadı? İşte bozuk dendi, çalışmıyor dendi ama daha sonraki yıllarda gördük. Çıktılar, etkin müdahale yaptılar ve söndürdüler. Bunun gibi... Bunun yanında ola ki şunu da hatırlatmak istiyorum. Türk Hava Kurumu ciddi anlamda Kızılay'la birlikte ülke genelinde vatandaşlarından bağış alan bir iki kurum diyebilirim bu konuda.
Ve Türk Hava Kurumu'ndan hep yapılan açıklamalarda en fazla giderinde yangınlar, helikopter kiralamalarından olduğu söyleniliyor. Bunun da altını çizmek gerekiyor tabii ki. Onu da söyledim. Ben daha sonra çok soru önergeleri verdim, konuşmalar yaptım. Aynı söylediğinizi söyledim. Dedim ki yani biz bu kadar kiralayacağımıza, her sene böyle o kira parasını, her sene bir tane uçak alsak, evet, mevcut iktidar yani göreve geldiğinden beri her sene bir uçak alsa, bir helikopter, belki 10 uçak, 10 tane helikopterimiz olur. Doğru mu? Doğru, tabii. Yani işte bunu söylüyoruz. Bizim şöyle eleştirdiğimiz nokta bu. Bu yapılabilirdi. Onun dışında bir de sahada da tedbirler alınması gerektiğini gördüm sahaya inince. Mesela bilen ormancılar vardı. Siz de kırsalı biliyorsanız. Bu emniyet şeritleri açılır ormanlarda. Evet, evet. Yani bu emniyet şeritlerinin yeterli oranda açılmadığını gördüm. Yani bu orman yangını geliyorsa, bu kozalağı fırlatıyorsa bunun metresi bellidir. 500 metre mi fırlatıyor? 1 kilometre açtığımızda bu yangın geldiğinde burada kalmalı. Evet. Ama geldiğinde emniyet şeridini geçip kilometrelerce devam ettiğini gördük. Bunları dediğim gibi muhalefet vekili olarak gündeme getirdik. Gerekli tedbirler alınsın diye çağrıda bulunduk. Evet. Muğla 13 ilçeden oluşuyor. Bunu hepimiz biliyoruz. 12.974 kilometrelik de bir yüz ölçüme sahip. Kıyılarının büyük bir bölümü de denizlerle kaplı. Yine en çok eleştirdiğiniz, sizin eleştirileriniz konusu olan bir bölüm. Kıyılar, kıyı kanunu, özellikle bu plajların özelleştirilmesi, bu konudaki görüşleriniz. Evet. Muğla'mız çok özel il. Dediğiniz gibi çok özel bir il. Koylarımız, ormanlarımız, denizlerimiz. Çok şanslıyız. Yani buralarda doğduğumuz için Fethiye'de, Ortaca'da, Köyceğiz'de, Marmaris'te, Datça'da, Milas'ta çok şanslıyız. Ve tabii insanlar ne yapıyorlar? Bir yıl çalışıyorlar. Bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz yere bir hafta, bir 10 gün gelip tatil yapmak için, evet, denize girmek için. Şimdi o yüzden de buralarda doğduğumuz bu özel illerde biraz da sorumluluk aldığımıza göre de ne istiyoruz? Öncelikle burada doğan, büyüyen insanların çalıştıktan sonra da eskiden bizim olduğu gibi küçüklüğümüzde ne yapardık? Giderdik rahatlıkla tekneyle, açılırdık, denize girerdik. Burada yaşayan insanlar rahatlıkla denize girsinler. Gelen misafirler de aynı şekilde geldiğinde de buralarda denize girsinler, hafta sonu tatillerini yapsınlar. Evet. Herkesin kendi bütçesine göre de bunların planlanması lazım. Yani eğer birisi havlusunu alıp gelip orada plajda denize girmek istiyorsa o da girmeli. Daha lüks bir hizmet almak isteyen varsa da işte müzikli, güzel ortamlarda onun da bir parasını, varsa parası ödeyerek girsin. Yani bunun adaletli bir şekilde dağılması. Bizim söylediğimiz bu. Evet. Yoksa kimsenin ne para kazanmasına, kimsenin ya da lüks içinde tatil yapmasına karşı değiliz. Ama her kesime göre tatil imkanı, bu doğduğu, büyüdüğü topraklarda eğlenme imkanının sağlanması gerekiyor. Bunu savunuyoruz. Bizim yaptığımız mücadele bu. Peki vekilim, biraz önce programın başında da hani aktif siyasetten biraz ara verdiğimizde Akbelen ormanlarıyla ilgili bir ciddi savaş verdik dediniz. Oradaki elektrik santralleriyle karşı olduğunuzu dile getirdiniz. Halkın yanında, halkla birlikte, o köy halkıyla birlikte günlerce mücadele ettiniz. Oradaki sorun nedir? Orada amaç neydi daha doğrusu? Anladım. Şimdi oradaki konu, gene başta şunu söyleyeyim. Biz kesinlikle bir enerji üretimine karşı değiliz. Bu ülkenin tabii ki de enerji üretmesi lazım, gerekli, bu tartışılmaz. Ama o bahsettiğiniz Akbelen bölgesindeki konu nedir? İşte Yatağan ve Milas bölgesi 3 tane termik santral var. Termik santraline kömürü kazıyorlar. O kömürü yakıp elektrik üretiyorlar. Bu ne zamanın teknolojisi? Ta 1980 öncesi teknoloji. 80 öncesinde yapılmış bu termik, evet, santraller. Kömürler kazılmış. Mesela kazılırken bir tane köy geliyor önüne. Bu köyü yutuyor burası. Bir tane belde geliyor, burayı yutuyor. Diyorlar ki taşıyın bu köyü buradan. Bu beldeyi taşıyın ve devasa uzay çukurları oluşuyor orada. Şimdi bu kömürü yakıyorlar. Dediğim gibi 80 öncesi, 40 yıl önce, 30 sene önce bunlar belki evet doğru yöntemlerdi. Ama artık geldiğimiz koşullarda ne var? Güneş enerjisini kullanıyoruz. Rüzgarı kullanıyoruz. Şimdi burada kömürü çıkarırken ne yapıyorlar? Dinamit patlatıyorlar. Su kaynaklarına zarar veriyorlar. Ormanları kesiyorlar, zeytin ağaçlarına zarar veriyorlar. Ya biz de diyoruz ki sizin elektrik üretmenize karşı değiliz ama bunu yaparken de o bölgeyi öldürmeyin. Ören'i öldürmeyin, Milas'ı öldürmeyin, Yatağan'ı öldürmeyin, zeytin ağaçlarını öldürmeyin. Bizim bölgemiz çok özel, az önce de söylüyoruz, konuşuyoruz işte baştan beri de, tarım ve turizm kentiyiz. Ve milyarlarca dolar parayı biz ülke ekonomisine tarımdan ve turizmden kazandırıyoruz. Evet. Böyleyse şimdi dediğim gibi de alternatif elektrik üretimini güneşten ve rüzgardan yapabiliyorsak niye o bölgeyi öldürelim?
Niye su kaynak? Bakın o bölgede bu yaz Mumcular ve Geyik Barajı %10 seviyesine indiği için kapatıldı. İki tane baraj kapatıldı. Çünkü neden? O üç tane termik santral direkt kaynaktan soğutma için suyu alıyor orada. 80 milyon metreküp su alıyor termik santraller. Öyle olunca da Bodrum'da su yok. Milas'ta su yok. Şimdi su yoksa, hava yoksa yaşamadıktan sonra anlamı yok. Oradaki işçiler mesela o şey de söyleniyor, işsiz kalacaklar. İşsiz kalmalarını mümkün değil. Tarımla uğraşabilirler, hayvancılık yapabilirler, zeytincilik ve isterlerse de ilgili kamu kurumlarında çalışabilirler. Biz o yüzden oradaki insanların yaşam hakkını savunuyoruz. Muğla'mızın doğasını savunuyoruz. Kimsenin dediğim gibi para kazanmasına da enerji üretmesine de karşı değiliz. Evet, size göre Muğla, artık Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı adayısınız ve Muğla'nın birçok sorununu elbette tespit ettiniz. Muğla'nın ciddi sorunları, temel sorunları nelerdir? Evet. Söylediğimiz gibi Muğla gerçekten özel bir il ve insanların tatil yapmanın ötesinde artık gelip yaşamayı tercih ettiği bir il haline geldi. Özellikle pandemiyle bu hızlandı. İnsanlar ne yapıyorlardı? İşte İstanbul'da, Bursa'da, Ankara'da, İzmir'de yaşıyorlar. Emekli olunca buralara gelelim düşünceleri vardı. Bu pandemiyle biraz hızlandı ve ciddi bir nüfus artışı yaşıyoruz şu anda. Böyle olunca da burada bir planlama yapılması gerekiyor. Evet. Mesela Bodrum'da 200 bin kayıtlı bir nüfus varsa belki 500 bin nüfus yaşıyor kışın. Yine aynı şekilde Fethiye'de kayıtlı şu anda 150, Alim Başkanımız 150 bin, 200 bin, 177 bin, 170 civarında, bin civarı, evet, kayıtlı var. Belki onun iki katı insan şu anda burada, evet, Fethiye'de yaşıyor, oraya hizmet, evet, verilmeye çalışıyor. Bu noktada birinci olarak işte bu nüfusa göre alınan bir bütçe var. Hı. 100 binlik, 200 binlik nüfusa göre para alıyorsunuz ama 400-500 bine göre hizmet etmeye çalışıyorsunuz. Artı gelen insanlar tabii ki de işte bir takım gayrimenkuller ediniyorlar. Buralarda yaşamak istiyorlar. Oralara hizmetler bekliyorlar. Altyapı, su vesaire. Yani bunların işte planlanması lazım. Öncelikli konumuz bu. Bunun da yerel iktidarla genel iktidarın bir araya gelerek olması mümkün. Bu, evet, işlerin ben kavgayla çözüleceğine inanan birisi değilim. Evet. Gelecek mevcut AKP'li, eğer ben nasip olur da göreve gelirsem de hiç gitmekten, onların yanına gitmekten gocunmam. Ne milletvekiliyken de gocundum. Muğla'nın bir sorunu varsa mevcut AKP'li vekillerle de konuştum. Konuşulacak bir yer varsa da gittim. Eğer nasip olur Büyükşehir Belediye Başkanı olursam da Muğla'nın sorunu için bakanlığa mı gideceğiz? AKP'li vekil arkadaşlarımızla mı, ilçe başkanıyla mı, il başkanıyla mı oturup bu planlamanın yapılmasıyla ilgili ne gerekiyorsa yapacağız. Çünkü çözmediğin zaman sorun halının altına atılmış oluyor. Kaçak yapılar, sorunlar, herkes büyük problemlerle karşılaşıyor. Evet, oralarda gelecek zaten Sayın Vekilim. Özellikle siz de Köyceğiz'de olduğunuz için buna daha hakimsiniz. Bölge bundan bir 10 yıl öncesine kadar ciddi anlamda tarım arazilerinin bol olduğu bir bölgeydi. Antalya'nın batı ilçelerinden sonra özellikle Fethiye, Seydikemer, Köyceğiz'e kadar olan bölüm örtü altı sebzeciliğinde ikinci sırada, doğru, diye nitelendirebiliyordu. Ve yine Ortaca, Dalaman, Köyceğiz ve Narenciye üretiminde yine ülkenin önde gelen ilçeleri, bölgesi alanına geliyor. Ne yazık ki artık kaçak yapılaşmalar mantar gibi türemeye başladı. Tarımın yapılacağı araziler hemen hemen kalmamak üzere. Siz de bu konularda çok çalıştınız. Hatta yanlış hatırlamıyorum, bir portakal eyleminiz olmuştu mecliste de. Portakalın para etmediğine bir ayet. Yine bu yıl limon üreticisi, maalesef, ciddi anlamda, maalesef, sıkıntılı. Ola ki Büyükşehir Belediye Başkanı oldunuz. Elbette genel idare çok önemli ama muhakkak yerelde de çok etken bir rol var. Bu konu hakkında ola ki belediye başkanı olduğunuz takdirde nasıl bir çalışma yolu izleyeceksiniz? Yani az önce söylediğim gibi tarımdan vazgeçmeniz mümkün değil. Yani, evet, bu ülkenin ben kesinlikle, hani hep söylenen hikaye var ya, kendi kendine yeten 7 ülkeden birisiydik. Avrupa'nın bahçıvanıydık. Hani buradan uzaklaşıyoruz. Burada da kesinlikle bir yanlış var. Yani yanlış ülke politikaları bizi buraya getirdi ama bizim bunu devam etmemiz lazım. Yani bizim üretmemiz lazım. Ben dışarıdan ayçiçek almayı, dışarıdan soğan, patates almayı reddediyorum. Bu ülke bunların hepsinin en güzel şekilde yetiştirebilir, daha da ürünlerini arttırabilir. Peki o yüzden Sayın Vekilim, öyle diyorsunuz da lafınızı kestim. Alırken hani tohumu, gübresi, ilacı çok afaki fiyatlar. Üretimde derken 3 yıl önce domates 15 lira. Geçen bir üreticiyle görüştük.
domatesin kilogramı 15 lira olursa üretici kafa kafaya kazanç çok, kafa kafaya borcunu gideriyor. Onun üzerine katacak ki parasını alacak. Ama biraz önce dediğiniz gibi üretim evet çok önemli. Bunu özellikle pandemi sürecinde sonra daha iyi anladık. Buradaki sıkıntı biraz önce dedim ya hani alırken zorluk çekiyoruz. Bu konuda düşün. Bunu yani. Az önce söylemiştim zaten yapı arasında. Bunun da siyasi iktidarın tarım üreticisine destek verip vermeme düşüncesi. Eğer vermek istiyorsa bizim en büyük maliyetimiz de ben de dedim ya portakal üreticisi, narenci üreticisi bir ailenin çocuğuyum. Dediğiniz gibi iç içeyiz burada üreten arkadaşlarımızla beraberiz. Mazot, gübre ve yem. Evet. Bunlar pahalı. İlacımız pahalı. Naylonumuz pahalı. Bunlarda da en büyük baktığınızda maliyeti vergi yük. Üstündeki ilaçtaki vergi yükü, mazottaki dünyanın en pahalı mazotunu kullanıyor mesela çiftçimiz. İndirelim. Devlet olarak diyelim ki almıyorum vergiyi senden. Nasıl hani lüks yattan almıyoruz diyoruz ya. Almadığımız zaman otomatikman o çiftçiye destek olmuş oluyoruz zaten. Aynı şekilde gübre, ilaç, bunlardaki maliyetleri, naylondaki maliyeti indirdiği zaman devlet olarak yapabileceğin ne dediğimizde bu birse üstüne vergi eklenince 3 oluyor, 5 oluyor. Evet. Çiftçi baştan. Bu şekilde bir devlet politikası yapılması lazım. Yerelde de bize düşen görev işte dediğiniz gibi o tarım arazileri, bu verimli topraklarımızı koruyarak planlamamızı yapmamız lazım. Yani bu alanları, zeytin alanlarımızı, işte domates yapacağımız, limon üreteceğimiz. Bakın ürünlerimiz artıyor. Bizim köyümüzde mesela ortada çilek başladı son zamanlarda. Evet. Ondan sonra mesela muz, Seydikemer'de çok güzel muz seraları daha önce yapılmaz denirken ben gittim birebir oraları inceledim. Muz seraları başladı oralarda alternatif da. Alternatif tarım özellikle çok bunların olması lazım. Gelecek misafirlerimizle de konaklayacağı alanları tespit edip onlara göre yani bellidir ortaca ne yöne ne kadar gelişiyor, Dalaman nasıl gelişiyor, Fethiye'nin konaklama alanları ne tarafa gidiyor bunlar bellidir. Buna göre planlamayı yapıp altyapımızı yapabiliriz. Evet. Bunun yanında yine bu göreve talip olduğunuz için en büyük karşılaştığımız sorunlardan kaçak yapılaşma. Doğru. Ve kaçak yapılaşmanın da akabinde birçok sorunlar geliyor. İşte yaz aylarında size de en çok şikayetlerden birisi susuzluk, elektrik yetersizliği, altyapının yetersizliği. Bu konu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Dediğiniz gibi ciddi sorunlar var. Bunu bir yerel yönetimin tek başına çözme şansı yok. Evet. Yani bunu gerçekçi olmamız lazım. Bakın iki havaalanı bir İstanbul'da var, bir Muğla'da var. Evet. 5 milyon civarı biz misafiri burada ağırlıyoruz. Şimdi böyle olunca da ne yapıyoruz? Ülke ekonomisine de az önce söyledim milyarlarca dolar para kazandırıyoruz. Vergi ödüyor bizim. Evet. Teknecimiz ödüyor, taksicimiz ödüyor, otelcimiz ödüyor, işte acentalar ödüyor vesaire. Şimdi böyle olunca ne yapılması lazım? Eğer ülke diyorum ya bu birlik bir arada şey. Hem genel iktidar hem yerel iktidarın beraber çözebileceği bir konudur. Bir masa etrafında bir araya gelinerek bunların çözülmesi lazım. Biz o Ankara'daki genel bütçeye vergi olarak katma değer sağlıyorsak aynı oranda buraya da dönmesi lazım. Fethiye'nin altyapı sorunun işte yıllardır konuşuluyor. Fethiye'nin körfezin kirliliği konusu mesela. Ya oturacağız hep beraber. Çünkü yerel de para geliyorsa oradan aynı şekilde Ankara'ya da para gönderiyoruz buradaki turizmden. Elbette. Burası İngilizler de geliyor, ağırlıyoruz burada, burada kalıyorlar. Diğer Ruslar da geliyor, burada denize giriyorlar. Ne yapacağız o zaman? Oradan bir sürü gelir elde hem dediğim gibi yerele hem genele gidiyorsa bizim bunu oturup o parti bu parti demeden Muğla paydasında buluşup bu altyapı sorunlarını hep beraber çözmemiz lazım. Bunun yanında 2014 yılında mevcut iktidar tarafından bir büyükşehir yasası ortaya konuldu ve Muğla'nın da içinde kapsayan 31 tane il büyükşehir yasasıyla birlikte büyükşehir oldu. Biraz önce belirttiniz Muğla özellikle pandemi sürecinden sonra normal nüfusu kadar dışarıdan da göç aldı. Artık kış ayları için bu, yaz ayları için tabii ki 4-5 katı fazla oluyor. Muğla yeterli büyükşehir kanununa yeterli mi? Yeterli seviyede mi daha doğrusu? Büyükşehir olmayı kabul olanakları var mı? Var mı diyorsunuz. Şimdi ben o zaman bakın bu yasa teklifi gündeme geldiğinde 2009-14 arası İl Genel Meclis üyesiyim dedim ya. Yasa taslağı işte meclise geldiğinde önümüze geldi. Açtım hukukçu olarak yerel yönetici, yerel parlamenter diye geçiyor İl Genel Meclis. Açtım. Evet. Bir okudum. Bütün şehir adı yasası. Merkezden bir ilin yönetilme gayesinde olduğunu gördüm. Şimdi
Baktığınızda az önce dediniz ya, Fethiye, Seydi Kemer, Bekçilerden Bodrum, Turgut Reis yaklaşık 500 kilometre. Karayolu ağır. Evet. Sahil şeridimiz 1400 kilometre. Evet. Bizim Avrupa'daki devletlerden daha uzun kıyı şeridimiz var. Hı hı. Bu Bekçilerden Turgut Reis'e kadar İstanbul, Ankara arası 4 il geçiyoruz. Evet. Şimdi bu yasayla geliyoruz burada, burayı yönetmeye çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Merkezden 300 kilometre ötedeki ilaçlamayı planlamaya çalışıyoruz. Sinek ilaçlamasını. Ulaşımı planlamaya çalışıyoruz. İşte hangi köye ne kadar araba gitsin. Evet. Ne bileyim, mezarlıkları planlamaya çalışıyoruz vesaire. Ben bu yasa teklifini o zaman da okuduğumda eyvah demiştim zaten. Yani bunun bize uymayacağını, bu bütün şehir yasasının felsefesinin bu coğrafyaya uymayacağını görmüştüm. Kim gelse de zorlanacaktı. Bunu tahmin ediyorduk. Ve bunun da sıkıntılarını şu anda maalesef yaşıyoruz. Yani bizim coğrafyamıza ve o zaman da bakın, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak da Anayasa Mahkemesi'ne gittik. Bu yasal düzenleme yapıldı. Evet. Ya bakın dedik, burada bir yanlışlıklar var. Bu doğru değil. Yani Bodrum'da 9 tane belde var. Düşünün, Türk Bükü, Turgut Reis, kapatılıyor, bir belde yapılıyor. İşte burada işte Ölüdeniz başlı başına, Göcek başlı başına bir değer. Evet. Kapattık. Göcek'te muhtarımız var, çok severim. Evet. Ölüdeniz aynı şekilde bir muhtarımız, imkanı yok. Göcek'te milyonlarca insanı ağırlamaya çalışıyor orada. Aynı. Koşmaya çalışıyor. Aynı. Gene aynı şekilde yerel yönetimler. Yani bu yüzden bir yasada sıkıntılar var. Yerel yöneticilerimiz zorlansa da bunları yönetmeye çalışıyor. Bir tekrardan bir revize edilmesi lazım. Bunun da yine bu soruyu şöyle anlamda sormak istiyorum. Ola ki Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunuz takdirde, inşallah da olursunuz, seviniriz biz de. Sizi cidden ilgilendiren turizmcilerin size en çok bu konuda destek isteyeceği, evet, bir problem. Muğla, evet, önceden tarımla, tarım birinci sıradaydı ama biraz önceki dediğimiz sorunlardan sonra turizm birinci sıraya geçti ve tarım ikinci plana kaldı. Ama görüyoruz ki bölgeye ciddi anlamda turistler gelmesine rağmen Muğla turizmde umduğunu bulamıyor. Antalya'nın dibimizde bir Antalya var. Turizm konusunda ciddi bir markalaştı. Bu konuda neler yapılabilir Sayın Ekim? Çok şey yapılabilir, çok şey yapmamız lazım. Bizim turizmimiz ne yaptık? 3-4 aya sıkışıyor. İşte Fethiye'deki oteller, Sarıgerme'deki oteller, Marmaris, 4-4'lük otellerimiz var. Evet. Ama ne yapıyoruz? İşte Mart-Nisan'dan sonra işte uçaklar inmeye başlıyor. Eylül-Ekim gibi hepsi kapanıyor. Turizmde çalışan arkadaşlarımız köylerine dönüyor. 6 ay işsiz kalıyorlar. Oteller boş kalıyor. Rutubetleniyor, çürüyor, nemleniyor. Şimdi ne yapmamız lazım? Turizmi yaymamız lazım. 12 aya yayabiliriz. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Spor turizmi, termal turizmi, İşte trekkingler, sağlık turizmi gibi, onun dışında tarihi eserlerimiz var. Bakın gerçekten ben hep söylüyorum. Kışın insanlar Paris'e gitmiyor mu? Kışın Londra'ya gitmiyor mu? Kışın İspanya'ya gitmiyor mu? Orada gidiyorlar. Da yağmur yağıyor. Yağmur, milyarlarca dolar para kışında dolaşıyor. Evet. Peki dediğiniz gibi bu para niye Türkiye'ye ve Muğla'ya gelmesin? Niye Fethiye'ye gelmesin? Niye Sarıgerme'ye, Ortaca'ya, Dalyan'a, Göce'ye gelmesin? Marmaris'e, Selimiye'ye gelmesin? O oteller kışında dolmaz. Bu mümkün. Yeter ki niyetimiz olsun. Az önce tarım politikalarında söyledim ya. Turizmle ilgili niyetimiz olması lazım. Bunun için de mesela bakın, İl Genel Meclisi hep verdiğim bir örnektir. Bize bir imar komisyonundayız. Dediler ki Sarıgerme'de bir futbol sahaları planlanacak alanda. Bunu dediler, planını çıkarın, ani bakanlıktan para gelecek dediler. Gittik Sarıgerme'deki o planlamayı yaptık. Hatta bir ay beklemedik o hafta içinde. Ondan sonra planlamayı yaptık, bitirdik. Bakanlıktan para gelecek diye bekliyoruz. Ben bunu birkaç toplantı, benim dedim İl Genel Meclis üyeliği bitti. Milletvekilliği başladı. Milletvekilliği bitti. Hala Sarıgerme'ye futbol sahaları yapılacak. Yapılmadı. Şimdi oralara futbol sahaları yapılsa, ondan sonra az önce söylediğim tarihi eserlerimiz, yatağında Stratonikya, ondan sonra Köyceğiz'de Kaunos, evet, Fethiye'de Kayaköy'ümüz, Bodrum'da Bodrum Kalemiz, Milas'taki tarihi yer, buralarda kışın gezilebilecek yere getirsek, bir takım kültür sanat etkinlikleriyle de desteklesek, akşamları caz konserleri, tiyatrolar yapsak, o kışın insanlar gelse, gündüz bu tarihi eserleri gezip akşam da sanat etkinliklerine katılsa kötü mü olur? Evet. Bunların hepsi yapılabilir. İşte o yüzden bizim heyecanımız var. O yüzden bu konuda planlarımız var. O yüzden de bizi izleyenlerden bakıyorum ben, ilgi büyük galiba izleyenler, evet, çok, görüyorum. Çok ciddi bir hepsini ilgi var. Hepsini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Birazdan mesajları da okuyacağız. Ondan sonra ben de takip etmeye, evet, çalışıyorum. Bu konuda gerçekten isteğimiz var, birikimimiz var. Yetki versinler, anketler yapılıyor, anketlerde oy versinler. Evet. Anketler de kötü gitmiyor. Tabii arzumuz ön seçim olmasıydı. Ben çok, evet, istedim bu konuda. Onu da parantezle belirteyim. Özgür Özel Genel Başkanımıza da ilettim. Dedim ki Genel Başkanım, ön seçim yapın dedim. 37 bin üye biliyordum, 39 bin olmuş. 39 bin üyeyle ön seçim yapın, ben bir çıkarım dedim. Birazdan bu konuya da genel anlamda tamam, değineceğim, evet Sayın Vekilim.
Geçen yaklaşık 3-4 gün önce Sayın yine Büyükşehir adaylarımızdan Nurettin Demir hocam vardı konuğum. Bir gün sonrasında yine Cumhuriyet Halk Partili bir tane abim kordu. Dedi, kendim dedi şu koruyu kormanı isterdim dedi. Ben tarım konusunda bunu size sormak istiyorum. O zaman geç kaldık. Evet dedi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Haller Birliği Muğla Büyükşehir'de olduğu için onun bünyesinde bir şeyler yapmaya çalışıyor kendince. Ama dedi, bölgede ciddi anlamda kaldıramıyor. Üretici fiyatları düşünce özellikle kaldıramıyorlar. Kalçaya gidiyor domatesler. Hı hı. İşte farklı konserve şeyler oluyor. Bölgede neden fabrikalar yok? Büyükşehir bunun altyapısını oluşturabilir mi diye sordu. Yani öncüsü olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Yani işte hep söylüyorum ya, gene dönüyor konu aslında genel iktidara da geliyor. Yani evet, iktidarımızın sonuçta imkanı, planlaması daha mümkün ama gönül arzu eder onlar yapsın ama onların yapmadığı yerde yerel yönetimler dediğiniz gibi bu konuda öncü olabilir. Biz bu konuda nasip olursa, eğer yetki verilirse, bakın bu bölgede o ürünlerimiz, işte Milas'taki zeytin, zeytinyağından, çam balından, limonumuzdan, domatesimize kadar nasip olursa biz büyükşehir olarak bunları alacağız. Hı hı. Üreticiden alacağız, kendi soğuk hava depomuzu kuracağız, paketleme, fileleme, file yapan sistemleri kuracağız. Hı hı. Ve bakın bizim müşterimiz zaten ayağımıza geliyor. Az önce saydım, 5 milyon misafirimiz buraya geliyor değil mi? Evet. Alsak o zeytini, zeytinyağını, domatesi, limonu paketlesek, gelen misafirlere satsak kötü mü olur? Köyceğiz'in balı gibi neden bir marka yapmayalım? Ya, aynen, Muğla Büyükşehir AŞ evet, olarak kursak bu şirketimizi, alsak bu ürünleri ve depolasak, dediğim gibi nakliye de bilmemiş olacak. Evet. Marketlerimiz var mesela, marketlerimize, buradaki marketlerde bakıyoruz, bizim kendi yere ürünlerimiz varken dışarıdan geldiğini görüyoruz. Evet. Gidelim o arkadaşlarla görüşelim. Arkadaş, bizim mandalinimiz var, Köyceğiz portakalı var, Marmaris Çambalı dururken sen niye başka yerden alıyorsun? Sütümüz var, peynirimiz var, yoğurdumuz var, bizden al. Bunlar denebilir. Dediğiniz gibi öncülük yapabiliriz. Meyve su fabrikalarını, salça fabrikalarını, domates fabrikalarını, yani Seydi Kemal'in domatesi nerede var? Evet. Bu bölgenin. Evet. Kurabiliriz. Bunlara dediğiniz gibi. Kurutma konusunda. Hani belediye kurmayabilir fabrikayı ama yatırımcıyı davet edebiliriz. Evet. Önünü açabiliriz. Bu konuda rahat olsun bizi izleyenler. Hı-hı. Gerekli öncülüğü yapacağız. Evet. Bir diğer konu, bunu gazeteci muhabir olarak açıkça kendim sormak istedim. Özellikle çevremizden ciddi anlamda bu soru, iki tane kurum var Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde ciddi problemler yaşayan. Evet, biraz önce dediğiniz gibi Muğla'nın altyapısı Büyükşehir'i kaldırmıyor dediniz. Bunu kabulleniyoruz ama bunu da kabullenmiyor diye de altına sığınacak değiliz elbette. Bir çözüm yolları bulmam. Muhki en büyük sorun Muğla Büyükşehir Belediyesi ve ulaştırma hizmetleri. Ulaştırma hizmetleri de tabii özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sıkıntıları var, şoförleri sıkıntıları var, kendilerine göre herkes dertli. Bu konuda neler düşünüyorsunuz Sayın Vekilim? Muski ve ulaştırma mı? Evet, en büyük sorunlar iki kurum. İkisi. Şimdi ulaştırmadan başlayayım. Geçen gün aday tanıtımında da söyledim. Şimdi yasa yerel yönetime bir yetki veriyor. Diyor ki sen bu vatandaşı, engelliyse, gaziyse, yaşlıysa taşı, evet, ben sana biraz katkı vereceğim diyor. Şimdi bunu diyorsa yasa, işte sosyal devletin, sosyal belediyecinin gereğidir bu. Veriyorsa da, ben şoför arkadaşlarımızı buradan sevgiyle selamlıyorum. Gerçekten 45 derece sıcakta Fethiye'de, Köyceğiz'de, Göcek'te bunu minibüsülü yapmak kolay bir şey değil. Hı hı. Alıyorlar bir sürü sıcakta yolcu taşıyorlar, götürüyorlar, getiriyorlar. Dediğiniz gibi bazen ben biliyorum 10 kişi 20 kişi varsa hepsinin o ücretsiz kartla basıp binenler olduğunu biliyorum. Evet. Onlar da eve ekmek götürme derdinde. Yasa da bize bunu veriyorsa, peki bu imkanı tanıyoruz. Tamam, yaşlarımı taşıyoruz. Peki bu minibüsü niye mağdur ediyoruz? Aynen. Neden mağdur ediyoruz? Yani tamam, devlet 1000 lira mı veriyor? Vallahi nasip olursa, ben bunu o gün de söyledim. Yani imkanları da var. Milyarlarca lira bütçesi var. Ben binilen sayı belli kartta. Kaç kişi biniyorsa onun parasını ben minibüsü ödenmesi gerektiğini düşünüyorum. Net. Bu konuda hiç tartışma yok. Geçtiğimiz günlerde evet, buna bir örnek vereceğim Sayın Vekilim. Bölgemizde Fethiye Devlet Hastanesi var biliyorsunuz. Yaşlıların da en çok geldiği sağlık açısından tabii ki Devlet Hastanesi. Sahilden Çalış diye kooperatif var. Fethiye'de de en fazla yaşlıların bindiği ve şoförlerin sıkıntı çektiği kooperatif burasıymış. Onu da sizin bilginize sunmak isterim. Doğrudur. Yani ben biliyorum, gözümle kaç defa gördüm. Yani amcalar el kaldırıyor. İşte bilmiyorlar. Yani biz bunu sonlandıracağız. Yani Ahmet amca, Mehmet amca böyle elini kaldırıp minibüsün arkasından
böyle koşturmak zorunda kalmayacak. Bu arada tabii onları da rencide etmeden 65 ve engelli bireylerimizi. En doğal hakları. Evet. Yıllarca çünkü çalışmış, devlete hizmet etmiş, evet, vergisini vermiş. Emekliliğine rahat etmek zaten amaç, yasa da bunu düzenliyor. Onu evet, öngörüyor. Ama maalesef ülkemizde bazı şeyler ters gittiği için onlar da ters gidiyor. Onlara dediğim gibi refah huzur içinde o minibüslere binme imkanını biz sağlayacağız inşallah. Muski konusu. Muski konusu da gene az önce söylediğimiz o yasa tasarısı derken işte incelerken eyvah dediğimiz konulardan birisi buydu. Yani bütün şehir yasası diyorsunuz, altyapı, su sorunu var. Yani işte Seki bir tarafta, Dalaman'ın Gürleyki Narlısı, Köyceğiz'in Otmanları, yatağının Katrancısı. Yani buradaki altyapıyı yapmak ilk olarak kim yönetime gelse zorlanacaktı. Zaman içerisinde çözülüyor. Yani çözülmüyor değil aslında baktığımızda. Ölüdeniz'de yapılan altyapı biliyoruz. Ondan sonra Ula'daki altyapı bitti. Şimdi Ören'in ihalesi yapıldı. Bodrum devam ediyor. Hani bu konuda da biz Osman Başkanımıza ve ekibine bugüne kadar yaptığı evet, hizmetler için elbette, teşekkür ederiz. Sonuçta bir şekilde bu sistemi yürütmekte birdenbire 2014'te 31 Mart'ta seçim bitti. Ben biliyorum akşamına bir yangın çıktı. Yetkiyi devralmışsınız. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hani bir anda kucakta bulundu. Çözülmeye çalışılıyor. Daha fazla dediğim gibi odaklanılması lazım. Bütçenin dağıtılıp yani olabiliyorsa da genel iktidarla birlikte bir de evet, bir de yurt dışı fonlar. Bunların da faydalanılması lazım. Ben bunu bunlar çok önemli aslında. Adaylık açıklamamda da söyledim. Bakın birçok milyonlarca İngiliz misafiri, Rus'u, Alman, Avrupalı'yı ağırlıyoruz değil mi? Denize giriyorlar. Burada evleri var. Şimdi gidip onlara, onların da var, fonları var. Sizin vatandaşlarınız Fethiye'ye geliyor. Evet. Sarıgerme'ye geliyor, Göce'ye geliyor. Öldünüz. Altyapı sorunumuz var. Onlara hadi bakalım bize parın verin demek bence en doğal hakkımız. Bu da bir bunu ekip işi ama biliyor musun? Bunu yapacağız. Evet. Ekiple yapacağız. Benim de İngilizcem kötü değildir. Hı-hı. Atlayacağım, gideceğim. O gün de açıklamamda söyledim. Evet. Gideceğiz. Bu şeyi talep edeceğiz. Muğla'nın hakkını talep edeceğiz. Evet. Şöyle bakıyorum. Sayın Osman Gül'ün, Muğla Büyükşehir Belediye evet, Başkanımız artık evet, aday olmayacağım dedi. Genel merkezden de kendisine bir görev verildi. Artık emekliliğin tadını çıkaracak büyük ihtimalde. Muğla'da kendi hıyaki görüşündeki ilçe belediye başkanlarıyla ayda bir veya yılın belli periyodik bölümlerinde toplantılar yapardı. İstişarelerde bulundu ama Cumhur İttifakı bölümündeki belediye başkanlarında davet edilmiyordu. Onlar da bu talepte bulunuyorlardı. Evet. Eğer belediye başkanı olduğunuz takdirde sizin görüş açınız ne bu konuda? Yaklaşımınız nasıl olacak? Evet. Öncelikle bir kere bizim tabii ki 31 Mart'ta inşallah nasip olursa 13+1 hedefimiz var. Biz evet, 13+1'i tabii ki ortaklarımız da var. Yani her ne kadar ittifak sıkıntılı gözükse biz yerelde açıkçası Atatürk diyen, Cumhuriyet diyen partilerle hala bir arada olabileceğimize ben inanıyorum. Hı hı. O yüzden gene görüşmelerimize devam ediyor. Hatta işte Seydi Kemer'de biliyorsunuz Harun Başkan evet, açıklandı. Evet. Biz de orada aday çıkarmıyoruz. Harun Başkanımızı destekliyoruz Seydi Kemer'de. Bu şekilde biz 13 ilçe Kavaklıdere'de de olsa çok iddialarımız var. Bütün iddialı Dalaman, Ortaca, Köyceğiz her yerde Marmaris, Datça'da, Milas'ta, Bodrum'da, Ula'da iddialarımızı koyacağız. Ve alacağımıza inanıyoruz. Hı. Ha olmaz ise birkaç diğer gene kaybedilirse de biz kesinlikle böyle bir ayrım içerisinde olmayız. Bunu şimdi gerekirse ararım buradan telefonla işte mevcut Dalaman'da olsun işte Ortaca'da Ula'da belediye başkanları ben vekilken uçakta binerdik. Gayet Muğla'nın sorunlarını, o ilçenin sorunlarını konuşa konuşa giderdik. Bir sorun olduğunda ben onları arardım. Onlar beni ararlardı. Bunu çözdük çünkü dedim ki ben Muğla aşığı bir adam. Muğla'yı çok seviyorum. O sorunun çözülmesi için ne gerekiyorsa, kiminle bir yere gelmemiz gerekiyorsa biz geliriz. Hiç böyle bir ayrımımız olmaz. Osman Başkan'ın da ben art niyetli, bilinçli bir şekilde böyle bir şey yaptığını zannetmiyorum. Görev süresince pandemi girdi araya, bir takım sorunlar oldu, yaşandı vesaire. Yangınlar oldu. Belki oradan bir iki diyalog kopu yoksa öyle bir insan değildir. Elbette kolay değil. Neticede koskoca biraz önce dediğimiz gibi büyük bir alanı yönetmek. Kendisine şimdiye kadar yapmış olduğu hizmetler için elbette teşekkür ediyoruz. Tabii ki eleştirecek. Neden eleştirecek? İnsan eleştiriye açık olmalı ki tabii, açıklarını daha rahat görebilmeli. Bu konuda sadece söylemek istedim. Sayın Vekilim, genel merkezi çok yakın takip içinde bulunan bir kişisiniz. Takip de ediyorsunuz hala. Evet. Bir değişimci grup, yenilikçi bir grup. Özellikle 28 Mayıs seçiminin akabinde ciddi bir sinir diyeceğim artık. Kaybedilmiş bir seçimin siniriyle birlikte harekete geçti ve genel merkezi eline aldı. Siz de bu ekibin içerisinde diye biliyorum. Bu rüzgar nasıl oldu? Evet.
Aslında biz 14 Mayıs için gerçekten umutluyduk. Yani o zaman da az önce anlattığım ekonomik tablo, insanların sıkıntı içerisinde olduğunu biliyorduk. Bir değişimin ülkede de olacağına inanıyorduk. Ama gerçekten baktığınızda birçok etkenler var. Özellikle Ümit Özdağ'ın söylediği bir şey vardır. Yani yurt dışında sayısını bilmediğimiz birçok oylarla diyor. O yüzden diyor tebrik ediyorum ama hayırlı olsun diyorum ama tebrik etmiyorum diye bir lafı vardır. Yani böyle bir seçim geçirildi. Yani çok farklı ülkelerde oylar kullanıldı, geldi. Belki biz de eksiklikler yapmışızdır, takip edememişiz ama seçim kayboldu. Dediğiniz gibi arkasından da bu noktada ülkede bir arayış vardı. Ve bu arayışta kurultayda, dediğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında karşılık buldu ve ülkeyi kuran partinin hep şu söyledi, işte değişmesi mümkün değildir. Değişti. Kurultayda delegeler mevcut bir genel başkanı değiştirebilecek. Bu başka partilerde evet. Bu kadar olmaz. Evet. Ama Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir demokratik geleneğe sahip olan partide olur. Çünkü biz aşağıdan yukarıya, bu Fethiye'de de her yerde delege, Türkiye'nin her yerinde delege seçimleri yapıldı. İlçe kongre, il kongreleri, kurultay delegeleri seçildi ve gittiler Ankara'da bir irade koydular. Sokağın sesini dinlediler ve bu değişimi yaptılar. Bu değişimde Genel Başkanımız Özgür Özel ve öncülüğünde bir harekete dönüştü gerçekten. Topluma bir heyecan geldi. Ben bu heyecanın 31 Mart'ta da sandığa ben yansıyacağına yürekten inanıyorum. 11 büyükşehir var elimizde Cumhuriyet Halk Partisi. Bunun da artacağına, bunun Manisa'nın, Balıkesir'in, Bursa'nın ve birçok Uşak'ta bakın bizim Özkan vekilimiz aday oldu mesela. Birçok onun gibi ilde biz ilave belediyeleri alacağımıza inanıyorum. O değişim rüzgarı 31 Mart'ta sandığa yansıyacak. Evet. Ama bir de şey var. Şöyle. Özgür Özel Bey, Genel Başkan hızlı bir giriş yaptı. Özellikle gençlere ve kadınlara yönelik çalışmalar başlattı. Elbette bunu geçen Nurettin Hocam'a da aynı şekilde sormuştum. Onun düşüncesini de almıştım. Bana göre 22 yıl önce yanlış AK Parti'nin kuruluşu galiba. AK Parti'nin kuruluşunda en büyük, şu andaki başarının en büyük sebebi Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın gençlere ve kadınlara dokunuşudur. Çünkü ciddi bir kitle oluşurken hani evde de kadınlar ve çocuklar oluşur ya. Böyle bir başarı elde etti. Ben de Özgür Özel Bey'in de aynı yolda ilerlediğini görüyorum. Hızlıca doğru yol mu? Evet. Bir de Nurettin Hocam'ın da ismini söylüyorum. Ben bütün Nurettin Hocam'ı da çok seviyorum. Bütün adaylarımız da buradan saygıyla selamlıyorum. Birazdan aday bolluğuna da geleceğiz. Adaylarımız. Evet. Selamlıyorum saygıyla, sevgiyle. Dediğiniz gibi Özgür Başkan'ın yaklaşık aramızda 3 veya 4 yaş var. Evet. Benden 3-4 yaş büyük. Evet. Genç yaşta böyle bir ülkeyi kuran partide genel başkanı oldu. Ve az önce söylediğiniz gibi herkesin de büyük bir heyecan uyandırdı. Bunu net bir şekilde görüyoruz ve daha geçen hafta sonu biliyorsunuz Manisa'da İl Gençlik Kolluğu Başkanları'yla bir toplantı mesela yaptı. Evet. Ve rakamları da takip ediyoruz. Sürekli bir üye kaydı var partiye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Ve söylediğiniz gibi kadınlar ve gençler. Özellikle Z kuşağı diye nitelendirilen 18 yaşını dolduran o kuşak. O kuşak şu anda artık telefonla teknolojiden veya gelip partiye fotoğraflarını getirip kimliklerini getirerek üye oluyorlar. Şu anda gerçekten büyük bir ilgi, alaka var. Bunun da dediğim gibi 31 Mart'ta sandığa yansıyacağına inanıyoruz. Özgür Özel Genel Başkanımız öncülüğünde. Ve de tabii bunu konuşmuşken de yani takip edenler vardır. Parti meclis üyemiz ve MYK'mızın yaş ortalaması. Evet. 40'lı yaşlarda. Evet. Yani geçenlerde Gökhan Zeybek vekilimizle görüşüyor. Ben en yaşlar içinde kaldım diyor. Yani birçoğu 30'lu 40'lı yaşlarda. Yani 50 yaş yaşlı olarak kaldı şu anda bizim o gölge kabinemizde ve parti meclisinde. Parti meclisinde de yarısı kadın yarısı erkek o olarak. O da çok dikkat evet, edildi. O da çok önemli. Gölge kabinede de özellikle dediğiniz gibi yarı yarıya. Yani mevcut iktidarın bakanlığı bir kadın bakanken Cumhuriyet Halk Partisi'nin gölge kabinesinde yarı yarıya kadın ve erkek dağılımı var. Sayın Vekilim bu şu algıyı da ortadan kaldırabilir mi? Özellikle pandemi süreciyle birlikte bunu YouTube kanallarında, haber kanallarında birçok yerlerde görüyoruz. Özellikle genç kuşaklara mikrofonlar tutulduğunda yurt dışına gitmenin derdindeler. Hmm. Daha ortaokul, lise dönemindeki, üniversiteye bırakın ortaokul, lise dönemindekiler. Evet. Türkiye'den bir beklentilerin olmadığını gösteriyor bu. Evet. Bu bakış açısı Özgür Özel Bey'in bu gençlerin de düşüncelerini etkiler mi? İşte umut olmak istiyoruz. Yani o da onu istiyor. Genel başkanımız da, bizler de, Cumhuriyet Halk Partisi de. Yani maalesef 20 yıllık iktidar bunu yaptı. Yani şimdi tekrar oralara çok da girmek istemiyoruz ama yani doktorlarımıza hani giderseniz gidin demek. Hı hı. Ne bileyim işte gençlere bu umutsuzluğu vermek. Yani bir ülkede demokratiklik
değilse, özgürlük yoksa, hukukun üstünlüğü yoksa, insanlar, gençler iş imkanı, kendini gelecekte orada mutlu olamayacağını hissediyorsa, dediğiniz gibi alternatiflerini yaratıyorlar. Az önce konuşmanın ortalarına çizdim. Aslında bu topraklar bolluk, bereketin olduğu topraklar. Doğru kullanıldığında buranın o gençlerimize umut olabileceğine ben inanıyorum. Ama şu anda dediğiniz gibi maalesef eğitimlisi de eğitimsiz de nereden nasıl fırsat bulurum da giderim, Avrupa'ya gidebilirim, yurt dışına gidebilirim, bunun arayışında. Bunun önüne geçmemiz lazım. O değerlerimizin burada kalması lazım. Burada üretmeleri lazım. İnşallah bunu da bir sonraki artık 28'de mi olur, ne zaman olacak olursa o seçimdeki, genel seçimdeki değişimde biz sağlarız inşallah. Peki bu değişim yaşandı artık genel CHP genel merkezinde. Muğla'ya bakınca da 120 civarında aday adayı müracaatı var. Bodrum Belediyesi, CHP'li bir Bodrum Belediyesi olmasına rağmen 25 tane aday adaya. Fethiye Belediyesi CHP'li bir belediye olmasına rağmen Alim Başkan'ın yanında 7 tane daha aday adayı. Evet, Osman Başkan kenara çekildi. 10 tane Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Bu aday adaylı fazlalığı avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Neden? Bir de neden bu kadar çok, özellikle bu dönemde? Evet. Şimdi az önce Osman Başkanımıza teşekkür ettik. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da ben buradan teşekkür etmiyorum. Gerçekten büyük bir mücadele yürüttü. Evet. Adalet yürüyüşünde, verdiği bütün mücadelelerde, Türkiye'deki yolsuzlukların, usulsüzlüklerin, hukuksuzların üzerine giderken ekibiyle, kendisiyle büyük bir hizmet etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi işte az önce söylediğimiz gibi Genel Başkanımız Özgür Özel ve ekibi burada. O sorduğunuz sorunun cevabı da işte burada. O 25 tane aday Bodrum'da varsa, işte bugün 10 tane Büyükşehir'de ve Fethiye'de varsa, bunun sebebi o az önce konuştuğumuz umudun yaratılmasında. Evet. Artık insanlar umudu Cumhuriyet Halk Partisi'nde görüyor. Bu değişimin yaşandığını burada görüyor ve 31 Mart'ta başarının yakalanacağına inanıyor. O yüzden de gelip buradan belediye başkanı olmak istiyorlar. Kadınlar geliyor, belediye meclis üyesi olmak istiyorlar. Her yaştan, her meslek grubundan başvurular var. İşte bu değişimin, dönüşümün bence en büyük göstergesi. Evet. Hayır vekilim, devam edecek programımız. Ben size 2 dakika bir hem dinlenme fırsatı vereceğim. Gelen mesajlarımız var. Onlara da yer verelim. Sonra yer vermedik mi? Sevgili izleyicilerimiz bu konuda kızıyorlar. Ümit Çıtak, başarılar diliyorum kardeşim. Her şey seninle güzel olacak inşallah demiş. Serdar Bey, iyi yayınlar dilerim. Başkanımıza çıktığı yolda başarılar diliyorum demiş. Feryal Yaşar, hayır vekilim. Adamın hakkıdır, adam gibi adamdır. Sağ Yolun olsun. Açık olsun Sayın Vekilim, Sayın Başkanım demiş. Nihat Köke, Sayın Burak Erbay milletvekilimizin Muğla ve çevresinde olan tüm yangınlara koşarak gittiğini, canla başla çalıştığını her defasında bir yurttaş olarak devamlı gördüm, izledim. Facebook sayfalarında da demiş. Onu o zor zamanlarda yurttaşların yanında olduğunu, önlemler almak için nasıl çırpındığını saatlerce izledim demiş. Bu nedenle tanıyorum bu değerli kişiliğini. Kendisini yürekten kutluyorum. Değerli Türk ulusumuz adına büyük teşekkürlerimi daima sunuyorum diye mesajını göndermiş. Torun Yapı sevgili Habib abimiz iyi yayınlar demiş. Sercan Bey, yanındayız abicim, sonuna kadar başarılar diliyorum demiş. Ozan, çıktığın yolda sonuna kadar yanındayız abicim. Her şey seninle çok güzel olacak. Başarılar diliyorum. Hakan Can, yolun açık olsun abi. Başarılar dilerim. Her zaman yanındayız demiş. Bunun yanında Alkın Bey, yolun açık olsun, başarılar demiş. Sevgili Doğan, sayın vekilim neden seçilmiş insanlarla değil de seçilmemiş vasfı olmayan insanlarla istişare ediyorsunuz demiş. Böyle bir soru sormuş. Birazdan ona da cevap verirsin sayın vekilim. Ufuk Tuncel, yolunuz açık olsun vekilim, yanınızdayız demiş. Ferhat Koç, yolun açık olsun kardeş demiş. Abdurrahman Gökmen, iyi yayınlar dilerim demiş, başarılar dilemiş. Sevgili Muhittin Uçar, aynı şekilde. Onur Işıldak, Burak abime çok selamlar iletiyorum demiş. Bahattin Hasan Türköz, Muğla'nın gençliğin umudu, canım abim, yanındayız sonuna kadar diye mesajlarını iletmiş. Öncelikle şu arkadaşımızın bir size sorusu vardı galiba, hemen onu okuyayım.
Sayın Vekilim neden seçilmiş insanlarla değil de seçilmemiş vasfı olmayan insanlarla iktişare ediyorsunuz? Ne demek bu? Ben de anlamadım onu. Yani işte bence kale anlamadım. Bence ne sorduğunu bilmemiş. Ama sağ olsunlar, ben yazan, izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir de hoşluk şurada. Ne diyorlar? Burak abicim, kardeşim. Aynen. Yani bu aynen. İşte bu güzellik bu. Bunu sağladıysak ne mutlu bize inşallah. Vekilim, bunun genç bir siyasetçi olmasının da büyük bir avantajı vardır elbette değil mi? Evet. Yani yıllarca hep beraberdik. Yani burada sıkıntılar, işte yangınlarda da beraberdik. Kötü günlerde, cenazede, düğünde, yani hep diyor mu, siyasi bir aileden geldik. 40 yıllık bir Muğla hikayesi var, evet. Burak Erbay. Genç yaşıma rağmen gerçekten her aşamasında beraber geçirdik. Çok değerli büyüklerimiz, ben Fethiye'den de Bodrum, her yerden çok sevdiğimiz insanlarımız var. Muğla'mızı çok seviyorum. Dediğim gibi bugüne kadar görev yapan bu insanları şöyle temas etmişiz, bir arada olmuşuzdur iyi günde, kötü günde. Evet. Yani işte yetki verilirse de aynı şekilde hiç değişmeyecek o Burak kardeşleri, Burak abileri olmaya ben devam edecek. Buradan da söz veriyorum inşallah. Ben kendi şahsımca özellikle gençlerin siyasette çok aktif olmalarını gerektiğini düşünen birisiyim. Neden? İnsanlar yaşlandıkça artık beyinleri daralıyor. Ben bu düşünceye sahibim. Hani bir gazeteci olarak. Dönem artık teknoloji dönemi. Belli bir zaman, hani yaş ilerledikçe bizde de o anı muhakkak olacak. Bu şeyinizden dolayı Sayın Vekilim, Kavaklıdere, Muğla'nın diğer şeyleri, Bodrum, Milas, Seydikemer, Fethiye. Nasıl bir duygu? Sokağa indiğinizde elbette sizi herkes tanıyor bu genç yaşınıza rağmen. Evet, evet. Yaptığınız çalışmaları bölge adına, vatandaşımız adına nasıl bir duygu? Neler hissediyorsunuz? Evet. Yani tabii ki keyif alıyorsunuz. Yani doğduğunuz, büyüdüğünüz yerde yaptığımız işlerle ilgili. Sonuçta beni neden tanıyorlar? İşte dediğiniz gibi portakalı dökmüşüm. Portakal üreticinin sesi olmuşum. Evet. Çıkmışım yangında, işte ya uçak yok, buraya uçak göndermişim. Oradan tanıyor. Çıkmışım işte telefon kırmışım. Oradan biliyor vesaire. Babamdan biliyor, Salih Erbay'ın oğlu olarak. Onlara selamlarımızı iletelim başkanıma. Çok saygılar iletiyoruz. Yani oradan biliyorlar. Yani veyahut da dediğim gibi kötü gününde yanında olmuşum, ziyaret etmişim, hal hatırını sormuşum veya vekilken ulaşmış bana sıkıntısını orada mecliste gündeme getirmişim. Bu şekilde dediğim gibi hayatın anlamı belki bu biraz da zaten. Yani doğduğunuz, büyüdüğünüz yerde eşiniz, dostunuz varsa hepimiz sonuçta bu dünyadan çekip gideceğiz. İşte o gün son günkü sınavı verirken birileri arkanızdan hakkını helal ederse, sağ olsun var olsun diyorsa en güzel, en büyük mutluluk bu herhalde böyle baktığımız için. Anladım. Fethiye'nin il olması. Artık Fethiye'yle olursa sen Köyceğiz'de kalacaksın başkanım. Evet. Muğla, burası. Ne düşünüyorsunuz? Evet, hani Fethiye'nin özlemi. Yıllardan bu bölgeyi beri, çok hani, iyi bilen birisiniz. Meclik'te de bu konulara çok vakıfsınız. Neler söyleyeceksiniz Fethiye'nin il olması konusunda? Evet, evet. Yani bu dediğiniz gibi uzun yıllardan beri bir haklı taleptir. Yani evet. Bunu tartışılmaz. Ve az önce işte yarım saattir, bir saattir konuştuğumuz konuda da baktığımızda yani büyükşehir konusu tekrardan bir masaya yatırılması gereken. Mesela atladık orada köylerin tüzel kişiliği konusu verilmesi vesaire. Evet. Yani bunların tekrar bizim mevcut iktidar sorduğunuz yani eleştiriyorsunuz. Eleştirdiğimiz konulardan birisi de buydu. Yani konu yasa gündeme geliyorsa konunun taraflarını çağıralım. Büyükşehir yasası mı konuşuyor? Gelin belediye başkanları, meclis üyeleri, eski belediye başkanları. Mesela mecliste atıyorum ben konuşmalar yaptığım şeylerde de spor yasası konuşuluyordu. Ya çağıralım diyordum spor kulüplerini, onları dinleyelim. Basın yasasını konuşuyorsak basın gazetecileri çağıralım diye bunu uyardık. Yani o yüzden bu konuda da böyle bir talep gözüküyor. Bütün şehir yasasının tekrar ele alınması lazım. Hı hı. Bu noktada da yani artık bu şey eğer olacaksa da Fethiye'nin en doğal hakkıdır. Yani o tartışılmaz. Eğer gelirse de dediğiniz gibi Dalaman çayını sınır koyuyoruz herhalde. Ben sanki öyle konuştum. Hatta şöyle bir çalışma da var zaten. Sayın Bahçeli'nin bir 100. yılda 100 il projesi ciddi gündemdeydi. Evet. Ama anladığım kadarıyla yerel seçim sonrasına kaldı. Deprem bahane edildi. O dosyada da işte Burdur'dan, Denizli'den, Antalya Kaş'ın alınarak bir il olunması. Yani olursa da tabii ki halkına sorulduğu zaman kabul ediyorsa biz de ona hayır diyecek halimiz yok. İl Genel Meclis Üyeliği görevinizde bulunurken tabii ki milletvekilliği döneminde de çok muhtarlarımızla birlikte çalışma yaptınız ama İl Genel Meclis Üyeliğinde daha onlarla iç içe bulunmak zorundasınız. Biraz önce dediğiniz gibi MHP lideri Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin bir sözü var. Dün yanlış hatırlamıyorsam muhtarların özellikle ülke ekonomisine çok külfiyet olduğunu bahsetti. Merkez mahallelerin yerel yönetime, belediyeye sadece köy muhtarlarının kalınması gerektiğini söyledi. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
Yani anladım. Aslında muhtarlarımız önemli. Yani bizim toplum yapımızda muhtarın apayrı bir yeri vardır. Yani bunu bir bilmek lazım aslında. Muhtar mahallede abidir, amcadır, dededir. Her şeyin öncüsüdür yani. Evet, bu evet. Toplumda sosyolojik bir yeri vardır. Bunu evet. Hepimiz biliyoruz. Gittiğimizde bir sorun olduğunda ilk başımızı sorunlarımızı ilettiğimiz kişilerdir. Yani birdenbire böyle bir değişimin hemen ben doğru olacağını düşünmüyorum. Evet. Yani hala dediğim gibi birçok idari işlerde önemli yerleri olduğunu düşünüyorum. Şu aşamada ben onun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Anladım. Başkanım, yaklaşık geçti arkadaşlarım uyarı 4 gün önce veya 5 gün önce Menteşe'de yine aday aday arkadaşımızın biriyle canlı yayın yaptık Menteşe merkezde. Saat 8 oldu ve her taraf karanlık. 8 özellikle memur şehri ve öğrenci şehri olarak biliyoruz Muğla merkezi Menteşe'yi. Hızlı bir izlenim gördük. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunuz takdirde nasıl hareketlendirebiliriz? Evet. Çünkü ciddi anlamda sokak aydınlatmalarında problem var. 8'den sonra vatandaşların çıkamıyorlar dışarıya. Öyleymiş daha doğrusu. Bu konuda neler söyleyebiliriz? Bir rapor okumuştum. Turistlerin sorunları sorulmuş Muğla'ya veya Türkiye'ye geldiklerinde ve yapılan incelemede de aydınlatma en büyük sorunlar olarak ilk ön sıralarda vardı. Evet. Dediğiniz gibi yani özellikle bizim gibi turizm kentlerinde bu yani hiç tartışmadan çözülmesi gereken öncelikli sorundur. Bunun bir an önce yapılması lazım. Bu geçen gün Köyceğiz'e girişte de aynı şeyi hissettim. Köyceğiz'de de öyle gördüm. Birçok yerde de aynı şey var. Ve bununla ilgili de yani güneş işte gene devreye girebilir. Yani evet. Bu maliyeti de maliyet evet. Denecek şimdi sorsak bir yetkili. Maliyeti yüksek. Güneşi kullanalım. Yani bu yapılabiliyor direklerin üzerine. Güneşi kullanan, güneş enerjisiyle çalışan birçok sistem kurulabilir. Evet. Bunu belediye olarak da yani nasip olursa o kendi tesislerimizi de işte pazar yerlerinde, binalarımız üstüne veyahut da belediyenin mülklerinde bu güneş enerjisini kullanıp bu sokak aydınlanma en üst seviyede çağdaş bir kente, yani turizm kentine yakışır bir hale getireceğiz inşallah. Bir soru daha var. Bu da elbette genel yönetimle birlikte çözülecek bir konu ama Muğla Üniversite, özellikle Kötekli bölgesinde üniversite öğrencileri kalma sorunu yaşıyorlar. Her sene aynı problemler. Kalacak, konaklayacak ev bulamıyorlar. Artık hani şeyden vazgeçtik. Apartlardan, işte ne bileyim devlet kurumlarından vazgeçtik. Ev bulamıyoruz. Affedersin ahırda kalmaya bile razılar. Bu konuda büyükşehir neler yapabilir? Şöyle son, şimdi hakkını verelim. Son dönemde Muğla'da bir biraz yurt yapıldı. Yani son gençlik spor, evet. Yani bundan önceki gençlik spor müdürümüz ayrılan müdür bey zamanında başlayan bir projeydi. Aynı şekilde Fethiye'de. Evet, aynı müdür bey zamanında. Kendi de Muğla'lıdır. Evet. Yani biraz biliyorsunuz bu konuda sıkıntımız var. Göktepe'lidir ayrılan müdürümüz. Onun döneminde başlayan o projeler sonuçlandı. Yani o Kötek'te tıp fakültesinin üst tarafında Fethiye evet. dediğiniz gibi aynı şekilde. Bir miktar o çözüm sağlandığını ben düşünüyorum. Yani daha önceki yıllara göre yol kat edildi. Orada o noktada da gene bu ve benzer şekilde devletin projelerine katkı vererek, çatışmadan o planlamaları yaparak bu sorunların çözülmesi konusunda hep beraber taşın altına elimizi koyarız. Bir başka konu iktidardan olmayan belediye. Hizmet getirmekte zorlanıyor mu? Siz bunu Ankara'nın havasını, meclisin havasını koklamış evet, bir insan evet, olarak. Evet, evet. Yani, ola evet. ki Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunuz Fethiye'de CHP'li, Muğla'nın 13 ilçesinin yarıdan fazlası CHP'li. Neden böyle? Şimdi öncelikle az önce aslında konuşmamda söyledim. Kendi kaynaklarımızla yaratabiliriz bir kere. Muğla'nın böyle bir durum var ve bunu da nasip olursa yapacağız. Yani az önce anlattığım o tarım ürünlerini alarak, katma değere dönüştürerek bunu yapabiliriz. Yani o gelirimizi biz arttırabiliriz. Ama onun dışında da yine az önce söylediğim gibi gidip eğer Muğla paydasında benim iktidarın bakanlığıyla görüşmem, vekille görüşmem gerekirse, o kapıda yatmam gerekiyorsa ben gideceğim. Muğla'nın menfaatine gereken o bütçenin getirilmesi için uğraşacağım. Gene az önce konuştuğumuz gibi eğer dünyadaki diğer fonlardan da faydalanmak için ne yapılması gerekiyorsa bunun için ofis mi kurmamız gerekiyor, uzmanları mı çalıştırmamız gerekiyor? Bunu çalıştırıp kendini de bizzat takip edip yerinde bu fonların buraya aktarılması için elimden geleni yapacağım. Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna da doğru geliyoruz ama evet. Sevgili Burak Erbay, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni aday olup ve akabinde olay inşallah başta da söyledim temennilerinize ulaşırsınız. Nasıl bir idare düşünüyor? Evet.
Şimdi sorudan aslında anlıyorum, mesajınızı alıyorum. Yani bugüne kadar zorlanıldı. Evet. Yani ben hep gene konuşmamız ekseninde aslında bunların girdik konulara parça parça. Yani hangi yönetim gelse burada belki zorlanacaktı. Yani saha çok geniş, yeni bir yapılanma, kolay olmadı. Bununla ilgili yerel yönetici bir aileden de geldiğim için hep söylüyorum, örnek veriyorum. Yöneticilerin sahada olması lazım. Yani bu devleti yönetirken de yerel yönetimi yaparken, mesela tarımla ilgili örnek veriyorum. Yani bir tarım il müdürlüğünde 500 kişi çalışıyorsa bunun 400'ü binada oturmamalı. 400'ü sahada olmalı. Evet. 100'ü içeride oturmalı. Aynı şekilde belediyecilikte de böyle. Biz Marmaris'te bir liman düzenlemesi yapıyorsak, Dalaman'da Seyfettin İnce Caddesi'ni yapıyorsak, ne bileyim Ula'da kanalizasyon yapıyorsak gidip orada başında bulunmamız lazım. Hem yerel yönetici, yani vatandaşın oy verdiği kişi olarak, hem de o üst düzey bürokratlar olarak. Burada bir gecikme mi var? Burada bir soru mu var? Kendimiz gidip gözlem. Marmaris Limanı'nda neden bu gecikme oluyor? Evet. Ula'da kanalizasyon gecikiyorsa burada neden gecikme oluyor? Gidip orada birebir yerinde gözlememiz lazım. Yani yarım gelen bilgilerle bu işin sürdürülmeyeceğine inanıyorum. O yüzden bürokrat arkadaşlar sahada yerinde gözlemleyerek bu işleri yürüteceğiz. Bir arada olarak, yani Muğla paydasında buluşarak, Muğla sevdasında buluşarak bu işlerin ben yapılabileceğine inanıyorum. Ama dediğim gibi yerinden yönetilmesi gerektiğine inanıyorum. Anladım. Sevgili Naide Hanım başarılar dilemiş Sayın Vekilim. Feryal Hanım seninleyi Sayın Vekilim demiş. Adilga Mutlu Bey, Muğla'mıza başarılı hizmetler kazandırıp uzun yıllar hizmet vermenin dileğiyle genç başkan demiş. Selma Şafak hanımefendi, başarılar diliyorum. Muğla'mızın gururu olacaktır inşallah diye size mesajlarını iletmişler. Evet, yavaş yavaş programın sonuna geldik. Şöyle son sözlerinizi alabilir miyiz? Elbette daha konuşulacak çok meseleler var. Ama neticede adaya da yakınız. Allah izin verip de aday olduğunuz takdirde projelerle konuşacağız artık. İlçe ilçe projelerle. Muğla'mıza neler kazandırmak istediğinizi elbette onları da kamuoyuyla, sevgili ekranlarımız aracılığıyla sevgili izleyicilerimize anlatacağız. Neler söylemek istersin şöyle Sayın Vekilim? Ben tekrardan, yani izleyen, yazan herkese, yani binler görüyorum, evet, şu anda izliyor, evet, bizi hepsini, evet, tahmin ediyorum, yani görebilir miyim? Muğla'nın her yerinden, Türkiye'nin her yerinden insanlar izliyor. Muhtarlarımız izliyor mesela. Karşıyaka muhtarımız yazmış. Yani bana da özel yazanlar da olmuş. Evet. Onları telefonumuz da durmuyor burada, farkındayız. Mesajlar, evet, sürekli geliyor. Hepsini saygıyla selamlıyorum. Hepsini çok seviyorum. Muğla'yı çok seviyorum. Dediğim gibi yani ben yıllarca açıklamamda söyledim. Muğla'yla gerçekten dertlendim. Yani o dertleri hep dinledim. Açıklamamda 1-1,5 saate yakın konuşmuşum Muğla'da. Projeleri anlattık, kendimden bahsettim falan. Bir teyzem daha sonra dedi ki, ya dedi, hiç dedi kağıda bakmadan 1,5 saat konuştun dedi. Abi 1,5 saat olsa konuşurum dedim de. Neden dolayı? Yıllarca çünkü bu sorunları dinlemiş. Taksicinin sorununu dinlemişim. Minibüsçünün sorununu dinlemişim. Teknecinin sorununu, turizmcinin sorununu dinlemişim. Narenciyecinin sorununu dinlemişim. Not almışım, çözmeye çalışmışım. Bir çözüm üretmeye çalışmışım. Yani dertlenmişim. Evet. Şimdi o yüzden hepsi hazır kafamızda. Yani sorunları da biliyoruz, çözümleri de biliyoruz. Diyorum ya, enerjimiz de var, gençliğimiz de var. Bıraksınlar çalışalım Muğla için. Evet. Yaşım 45. Dedim Muğla'yı çok seviyorum. Ben yıllarca dışarıda okudum ya, işte İzmir'de okudum, İstanbul'da. Muğla'lıyım dediğinde insanların nasıl bize gözünün parıldayarak baktığını biliyorum. Yani insanlar Muğla'yı çok seviyorlar. İşte buraları beğeniyorlar, gelip yaşamak istiyorlar. Böyle bir de biz de doğmuşuz. Bu doğduğumuz topraklarda niye güzel işler olmasın? Niye burada yaşayan insanlar mutlu olmasın? Ben bunu istiyorum. Yani her kesimden insanın, herkes, esnafı da mutlu olsun, taksicisi de, minibüsçüsü de, üreticisi de, belediye çalışanı da. Yani belediye çalışanları mutlu olmadan, ben şimdi biliyorum bir sürü belediye çalışan arkadaşımız bizi izliyor. Yani onlar hak ettiği emeğinin karşılığını alacak ki o da gidecek güzel hizmet yapacak. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Şimdi yani 11 bin lira, 12 bin lira maaşla hiç kimsenin ne Fethiye'de ne Bodrum'da yaşaması, şimdi 6, 16, 17 bin lira çıkıyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. O imkanları da arttıracağız dedim ya, kaynaklarımızı. Evet. Hepsini o yönde, onların refah içinde yaşaması için kullanacağız. Bakın büyükşehirde kreş mesela, kreşleri arttıracağız. Bir tane kreş var, olmaz. Yani kendi, bakın buradan söz veriyorum, kendi personellerimiz başta olmak üzere ücretsiz bir şekilde kreş imkanı sağlayacağız. Onun dışında bakın halk ekmek. Halk ekmek çok önemli bir projedir. En büyük. Yani evet, fırınlarımızı açacağız. 7,5'sa orada ben 5'e maliyetine satacağım. Halk et. Neden halk etimiz yok? Yani dezavantajlı mahalleler başta olmak üzere çiftliklerimizi kuracağız.
Oralarda kıyma dışarıda 400 ise ben bir belediye olarak 250-300 ne kadarsa 10 koşulu maliyetine kıyma satacağız. O dezavantajlı mahallelerde olmak üzere kartlar vereceğiz. Gelecek. Eğer daha sonra da artarsa diğer vatandaşlarımız orada ucuz et yiyebilecekler. Yani bunların hepsi dediğim gibi yapılmayacak işler değil. Evet. Bakın raylı sistemler. Muğla'yı bununla buluşturacağız. Raylı sistemler. Şimdi en büyük sorunlardan trafik tanesi, Fethiye'de evet. De yani Fethiye ilk etapta olur biliyorum ama Muğla. Yani onu o gün de söyledim. Müthiş bir sıkışıklık var şu anda. Hafif evet. Raylı sistemle buluşturacağız. Başka bir şey. Bakın Türkiye'nin en uzun kıyı şehri denizler Muğla'da değil mi? Biz neden Fethiye'de bir saatte binip deniz yoluyla Marmaris'e ulaşmayalım? Neden oradan Bodrum'a bir saatte gitmeyelim? Ta yüzlerce kilometreyi. Doğru değil mi yani? Tabii mesela Karşıyaka ile Konak arası var. İdo Baylar çalışıyor. O Bursa Yalova arası çalışıyor. Niye burada olmasın? Aynen. Bunların sözünü veriyoruz. Deniz ulaşımını da, raylı sistemi de Muğla'yla halk ekmeği de buluşturacağız inşallah. İnşallah başkanım. Şöyle programımız bitiyor dedik. Bayağı mesajlar gelmeye başladı yine. Hemen onlara bakalım. Erkat Bey, başkanım şimdiden hayırlı olsun. Her şey güzel olacak şüphesiz demiş. Mustafa İnan, Muğla'nın derdiyle dertlenen, sorunlarına çözümler bulan Burak abiye başarılar diliyorum. Yaşar Bey, kolay gelsin Muğla Türkiye'ye, teşekkürler. Partimizin aday adaylarından Burak Erbay'a başarılar diliyorum. Muğla'mıza hayırlı olsun demiş. TC Özdemir, yolun açık olsun. Her şey güzel olacak. Ahmet Aytaç, başarılar dilerim. Vekilim, en içten dileklerimle Eflani'den selamlar. Hayırlı olsun demiş. Adil Şeyda, bir partinin değil Muğla'nın geleceğinin adayı Burak Erbay demiş. Sağolsun. Bakıyorum aday olarak gösterilmişsiniz zaten Sayın Bekir'im. İnşallah genel merkez de duyar bunu. İnşallah, inşallah. Evet sevgili dostlar, biraz önce de söylemiş olduğum gibi valla çok keyifli bir programdı. Genel anlamda bilgili bir konuk ağırlamak bizlere de güzel program yapmamıza vesile oluyor. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Bekir'im. İnşallah biraz önce de söylemiş olduğum gibi aday gösterilirsiniz ve buradan daha kapsamlı, daha güzel projelerle birlikte bir programlar yapmayı arzularız. Bizi kırmayıp bugün buraya geldiğiniz için de çok çok teşekkür ediyoruz ben sizlere. Ben teşekkür ederim. Şöyle yapalım. Şimdi bizi izleyen bakıyorum binden fazla vatandaş. Evet, evet. Hani benim aday olmamı istiyorlarsa ve başkan olmamı şunu yapsınlar. Genel merkeze telefon açabilirler. Evet. Genel merkez yöneticilerine mail atabilirler. Evet. Şu anda anketlerde Burak Erbay'ı oylayabilirler. Evet. Ama en önemlisi de genel merkeze mail atsınlar, mesaj atsınlar, onlara telefon açsınlar. Hı-hı. Görmek bu şu anda önemli çünkü yaklaşık tahmin ediyorum Ocak 15'e de kalabilir. Yani ocağın başı gibi adaylar açıklanabilir. Hı-hı. Yaklaşık burada ayın 20'si ise 10-15 günlük bir süre kaldı. Evet. Onlardan ricam bizi izleyenlerden eğer Burak arkadaşınız Muğla'ya Büyükşehir Başkanı olsun diyorsanız genel merkez yöneticilerine mail atın, onlara telefon açın, onlara bu konuda fikirlerinizi beyan edin. Sizden ricam. Evet sevgili dostlar, duydunuz Burak Erbay'ı. Dediği gibi sevgili Burak Erbay'ı düşünüyorsanız, onu belediye başkan adayı görmek istiyorsanız genel merkezle arada bir köprü olun diyoruz aynen, artık. Aynen, onu bekliyoruz. Efendim, çok çok teşekkür ediyoruz sevgili konuğumuza. Yarın sevgili Serdar Hocam'ın programı var bildiğim kadarıyla. Bizim program ne zaman onu bilmiyorum. Vallahi daha gününü belirlemedik. Artık hemen hemen her gün program olduğu için yoğunsuz süreç çok yoğun. Onu da sosyal medyalarımızda paylaşacağız. Bugün bize vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir sonraki programda görüşmek ümidiyle diyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.